Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğretmenlik yapan Muammer Vural, işine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulunu bitirmediği gerekçesiyle son verildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezunum. 2011'in Ağustos'unda, Temmuz'unda KPSS sınavına girdim ve 74-75'e yakın bir puan aldım. Geçtiğimiz Ocak ayında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitiren ve okulunu bitirdiğine dair elinde mezuniyet belgesi olan öğretmen Muammer Vural'ın ataması 2012 Şubat ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir köy okuluna yapıldı. Burada görevine başlayan Muammer Vural, aylarca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen maaşı almasına rağmen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bir yazı ile görevine son verildiğini öğrendi. Kendisi işsiz, öğrencileri ise öğretmensiz kalan Muammer Vural, elindeki mezuniyet belgesini delil olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na göstermesine rağmen kimseyi ikna etmeyi başaramadı. Olayı yargıya taşıyan Muammer Vural, şimdi mahkeme sürecinin sonuçlandırılmasını bekliyor. Yazı ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne onu okudum. Altında da hak etmediği halde mezun olduğum yazıyor. Bu konuyla ilgili üniversitenizle görüşmeniz gerektiği için bize bir yazı verildi. Sonra biz ben Bursa Üniversitesi'ne, Uludağ Üniversitesi'nin eğitim fakültesi dekanlığına gidip bu meseleyi öğrenmek için oraya gittim. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sağırtaş köyündeki 60 öğrencisini öğretmensiz bırakmak zorunda kalan Muammer Vural, mezun olduğu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin alttan alta dersi bulunduğu için diplomasının iptal edildiğini ve bu durumun Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdiğini ifade ederek dekanla görüştüm. Ama bir netice elde edemedim. Benim alttan altı dersim varmış. Diplomamı bu yüzden iptal etmişler. Öyle olsaydı üniversite bana çıkış belgesini nasıl verdi? Benim atamam yapıldı ve devletten aylarca maaş aldım. Ailem iş sahibi olduğum için seviniyordu. Şimdi tekrar işsiz kaldım dedi. İdare mahkemesine başvurdum ve ondan sonra hakikaten dedikleri gibi biz davayı açtık. Bir hafta 10 gün sonra bizim red dilekçemiz geldi. Davayı reddetmişler. Şu an okumakta olan bir kardeşim var. Bir annem var. Onlara, aileye bakmakla yükümlüyüm. Şu an işsiz olan birinin nasıl mağduriyeti varsa benim de mağduriyetim var. Olayı mahkemeye taşıdığını, Uludağ Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı mahkemeye verdiğini belirten Vural, şimdi mahkemesinin sonuçlandırılmasını bekliyor. İsteğim yetkililerden bu durumun bir an önce düzeltilmesini onlara buradan seslenmek istiyorum.